Evet, merhabalar. Bugün fabrika gezisine geldik. Bir tekstil fabrikasını gezeceğiz. Hayatımda ben hiç fabrikaya girmemiştim. Daha küçük çaplı bir iki fabrikaya girdim ama bu çapta büyük bir fabrika giriş yapmadım. Bakalım fabrikada neler göreceğiz. Evet, şu anda fabrikaya giriş yapıyoruz. Bakalım. Mayer fabrikasına geldik. Giriyoruz. Evet, içerisi. Ama hocam, şu an herkes kuralı bozuyor, siz de. Evet, şu anda ilerliyoruz. Ben hiçbir şeye dokunmuyorum. Yok, ayağınızla yere dokunuyorsunuz. Dokunmak nereyle olur yavrucuğum? Videomu resim. Her yer. Evet, fabrikanın içine ilerliyoruz. Şu anda makinelerin olduğu yere geldik. Çok heyecanlı. Dokumaya girmeden önce, ürünlerimizi dokumadan, örmeden önce ilk hazırlığı yaptığımız aşama. Biraz sonrasında dokumaya götürdüğümde bunların ne işe yaradığını orada göreceksiniz. İlk dizilimleri yapıyoruz. İşte iplikler birbirine karışmasın. Dizilim doğru şekilde olsun diye yapılar. Evet, iplik kısmından çıktık. Bakın makaralar burada çok güzel görünüyor. Küçük bobinlerden büyük bobinlere aktarıyoruz ve makineye takabilirim. Evet, küçük bobinler ve büyük iplik bobinleri burada. Burada bobin değiştirme işlemi yapılıyormuş. Şöyle. Evet, burada da dokunmuş ürünler var. Şöyle. Ben göremiyorum. Gelin. Evet, defne. Bak bir sen arkaya doğru. Şu an iplik değişim var. Dokumanın yapıldığı alan. Leventler çok ağır çünkü vinçlerle yapılıyor. Aslında daha sakin ve denklerseydim bakardım. Kaç kilo? 300 metre herhalde. Evet, var. Aynen. Bunlar takıyoruz bunlara. Tezgah makinalarından iplikler girdikçe. Ben biraz dokuzanlatacağım size bak. Daha sessiz evet, ortamda. Evet, şu anda dokuma ipliklerini öğrencilerimiz dokunup elliyorlar. Ne oluyor? Küçük makaralar büyük bobinlere sarılıyor değil mi? Evet. Tersinden. Sanki hani buradan bu tarafa geliyormuş gibi bir his veriyor. Evet, küçük makaralar büyük bobinlere sarılıyor ki dokuma tezgahlarına bunlar daha hızlı iş yapıyor. Evet, şu anda iplik sarılan bir bobinajın görüntüsü gerçekten çok güzel. İpliklerin hiçbirisi birbirine değmiyor. Mükemmel. Makarada öyle bir sarma sistemi var ki gördüğünüz gibi hiçbir iplik birbirine temas etmiyor. Evet, bu ipliklerin birbirine hiç değmeden ilerlemesini de şuradaki küçük tel ızgaralar sağlıyor. Takabilmek için. Burada birleşiyor o ipler bak. Aşama burada başlıyor. Görüntü harika. Yani şurası mükemmel bir görüntü ve hiçbir ipliğin birbirine değmeyecek şekilde evet. Tasarlanması. 1000 tane ipliği buraya takıyoruz tek tek, buradan buraya çekiyoruz. Evet, 1000 tane. Evet. Topanya geri ödemiyor ya. Depoluyor. Evet, ikinci kaseye çıkıyor. 1000 tane bobinde peki ipin koptuğunu nasıl anlıyoruz? Şurada bir mekanizma var gördüğünüz gibi. Şurada ışıklar var. Bunun içinde herhangi bir tel koptuğu zaman burada ışık yanıyor. Durduruyoruz, gidip o ucu bulup bağlıyoruz ve devam ettiriyoruz.
Bağlanınca çözülüyor mu? Evet, bağlanıyor. Bağlı. Düğüm atıyoruz, devam ettiriyoruz. Evet, yani hani o bitenin bile eksik olmaması lazım içeride. İçeride de bu oraya takıldığı zaman tezgahın üstünde o bin tel çekilip onu birbirine bağlıyoruz. Hepsini tek tek. Buna tahar işlemi denir. Tüm dokuma sistemlerinde böyledir. Onun için ayrı insanlar vardır. Çünkü hani çok hassas. Başına geçerler o bin teli. Yeni hani bunu değiştirdiğimiz zaman Levent'i birbirine eklerler. Dokunmuyorsun. Birbirine peki, eklerler. Peki bu kadar sert ve hızlı işlemler bana nasıl kokmuyor diye şimdi bu yerde haşıl dediğimiz bir işlem var arkadaşlar. Dokumada. Bizde yağ var. Normal dokumalarda sizin anlayacağınız mantıkla üzerine mısır nişastasıyla ipliğe mukavemet sağlıyoruz. Mısır nişastasının içinden geçiriyoruz ipliği. Üzerinde bir yapı oluşuyor ve dokunabilir hale geliyor. Yoksa dediğim gibi çok hani güzel bir nokta. İplik o halde gördüğümüz haldeyken tezgah taktığımızda kopuyor. Çünkü çok hani asılınca hafif ya. Biz onun üstünü kaplıyoruz. Sonra boyane esnasında ilk işlem onu yüksek ısıda asitlerle üzerinden atmak. Şu anda baskı makinesinin yanındayız. Kumaşın üzerine baskı yapıyor. Bu yazıcılardaki lazer mantığına çok benziyor. Çocuklar, şimdi bu şu anda nasıl bir sistem? Dokumaşları gördünüz ya orada. Şu anda biz bunu kağıda yazdırıyoruz. Bu kağıt, mürekkep tutan bir kağıt. Bunu sonra içeride kumaşla birleştiriyoruz. Boya ona geçiyor. Yıllardır benim hep düşündüğüm şu. Mesela şimdi kumaş boyama esnasında bir ton malı boyamak için 60 ton su kullanılıyor. 60 ton su gidiyor köpe. Ve 24 saat boyunca boyanın içinde dönüyor. 24 saat elektrik çekiyor. Tesis olabilir miyiz? Benim hep hayalim çocukluğumda da tesisliyim. Şu makineye keşke kumaşa uygulayabilsek de kumaşı buraya verip direkt boyanın üstünde kalsa. Tabii ki. Yani ben kumaşı boyamak için 24 saat kazanda çeviriyorum. Hani hep ileride bir gün çıkar diye bunu bekliyorum. Yani bunun direkt kumaşın üzerine uygulanabilmesi. Evet, küresel ısınmadan dolayı suyun azaldığı evet. Bu zamanda böyle bir makinenin evet, icat edilmesi boyamak. İnsanlık yararına gerçekten evet. Çok iyi olur. Ya bunun birçok şeyi var. Yani ne oldu? İplikken ne yaptık? İpliği aldık, orada çözdük, içeride dokuduk, kumaş haline getirdik. Sonra böyle boya verip bastık ve bak evde kullandığınız ürün bu hale geldi. Bu yapılandan var mı bunları yaptınız mı? Yapılmış hali. Yapılmış hali bu işte. Şimdi hayır. Bundan... O şimdi gördüğümüz var ya ya ben. Hayır bak, işte önce orada kağıda basılıyor, o işlem bitince buraya geliyor. Evet, az önce kağıda basılan modeller burada kumaşla birleştiriliyor ve kumaşın üzerine basılıyor sistemler bu şekilde. Daha sonra şöyle baskısız kumaşların üzerine burada makineyle kağıt birleştirilerek son olarak o baskı burada dokumanın üzerine şu şekilde plaj aldı. Getiriliyor. Peki şuradaki şey ne oluyor? İşte bu hata bence ya da kesilecektir. Hayır, orası kesilme noktası. Bunlar minik plaj havları galiba çocuklar için değil mi? Evet. Buralar şey... Evet, renkler ne kadar canlı görüyor musunuz? Evet. Işıl ışıl. Şu anda. Yani sınırsız bir renk şeyine ulaştı. Tamamen genişledi. Evet. Hani o tekstil eskiden mesela... plaj havluları görüyorsunuzdur. İplik boyalarız. İki renk olur. Hani içi dışı işte evet. Mavi, beyaz, kırmızı, beyaz. Ama evet doğru. Hani, direkt tam o gibi plaj havlusu yapıyoruz yani. Evet bu da dijital makineler sayesinde herhangi bir boya atması yapılabiliyormuş. Hayır. Bu bastığımız üst polyester 130 derecede içine boyayı çekiyor. Yani sizin çamaşır makinesinde 180-200 dereceye çıkarsanız soldurabilirsiniz. Yoksa makine basıyor zaten. Evet, yani, 80 derece, 90 derece yok. Etkilemez. Çözmez. Etkilemez. Hiçbir şeyden etkilemez. Dünyanın havlu tüketiminin %40'ını karşılıyor.
Denizli sadece şehir olarak. Wimbledon tüketiminin %40'ını karşılıyor. Wimbledon turnuvasının havluları buradan gidiyor değil mi? Evet, tüm dünyanın yani gördüğünüz harika. Wimbledon turnuvasının havluları buradan gidiyor. Kraliyet ailesi, İngiltere Kraliyet ailesinin havluları denizden gidiyor. Her şey böyle yapılıyor. İple alıyorsun, sonra örüyorsun, sonra boyayıp böyle üzerine aslında nereye gider diyorsunuz? Saçma bir soru. Bütün yere. Bütün dünyaya. Etmediğimiz yer olarak daha etmediğimiz az bir şey çıkaracağız. Arkamı ya da renk karışımları yapılamıyor. Evet, dünyanın %40'ı denizden. Türkiye'den değil, denizden %40 çıkıyor. Havlu bordosu. Hani Bursa artık biraz daha, Bursa bizden çok daha önde, bizden bir 20 yıl kadar önde gidiyor, bizden daha önce başlamışlar. Biz şu anda bornoz yapıyoruz ama onlar daha teknik tarafına hani dönmüş durumda. İpekli dokuma ağırlıklı onlarda. Evet, hani döşemelik, evet. İşte, otomotiv, perde. Biraz da geniş sektör. Evet, şöyle düşünün, yani ham maddemiz aynı. Tasarım ürünleri hepsinde genelde onlarda. Hepsinde iplik ya. Mesela biz 1 kilo iplikten bir tane havlu üretiyoruz. Onlar 1 kilo iplikten işte 5 metre kumaş üretiyor. Biz bir havluyu 5 euroya satıyorsak aynı ham maddeyle onlar 250 euroya satıyor. Yani burada tamamen evet bunun kar marjı çok yüksek onlar. Teknik tesisi ondan duymuşum yok önemli. Siz maddelerden üretilmiştir. Evet burada üretilen bütün ürünlerin Ecotex sertifikası varmış. Doğa dostu, doğaya zarar vermeyecek şekilde. İplik aldığımız firmadan da Ecotex'ini istiyoruz. Boya firmasından da istiyoruz. Yani insan sağlığına zararlı hiçbir madde kullanmıyoruz. İşte diğer o ülkeler bunu kullanıyor. Şu Greenpeace'çiler vardı mesela. Hani duyduğum bir olayı söyleyeyim. Atıyorum Nike, Adidas geliyor bizden alıyor. Hani Türkiye'de işte bize belli bir şeyler oluyor, kriterler oluyor, test raporları gönderiyor. Yani bir havlu bize bunu işte pamuk 70-140 üretim diye göndermiyorlar arkadaşlar. 8 sayfa test raporu gönderiyorlar. Uçak üretimi gibi. Bir sürü testi tabi tutuyoruz bizim kumaşları. Mesela aslında baktığınızda ham madde aynı. Burada tamamen markalaşmayla alakalı. Gördüğünüz gibi ürün. Biz bunun üstüne Adidas vurduğumuzda Adidas 1000 liraya satıyor. İş piyasada halbuki 10 lira. Tamamen markayla alakalı. Evet şu anda fabrikanın konfeksiyon bölümüne çıktık. Ne var burada? Evet, yurt dışına ihraç ürünlerden bir tanesi. Bakın ekolojik, dünyaya asla zarar vermeyen, doğa dostu ürünler. Ne boyası zararlı, ne baskısı kalitesiz, ışıl ışıl, çok güzel. Yani ülkemizde en güzel ürünler üretiliyor. Denizli. Ve dünyadaki üretimin %40'ı sadece denizde yapılıyor. Müthiş bir enerji üretim var burada. Mayer mağazasındayız. Şu anda Mayer fabrikalarındayız. Zaten bunu biliyoruz. Girişte göstermiştim. Çıkışta son olarak tekrar bir bakarız. Şurada da birkaç tane. Evet. Bu İtalya'ya gider herhalde bir mağazaya. Yiyeceğim ana. Yani baskı mükemmel, görüntü mükemmel. Biraz önce dediğim buydu. Hani artık resim basabiliyoruz yani. Ve bu boyaların hiçbirisi doğaya zararlı değil, insanlığa evet. Zararlı değil. Oturup bebeğinizi bunun üzerinde oynatabilirsiniz. Yıkamada. Evet burada da bir tane çocuk plaj havlusu var. Bakın yazılar şu anda Almanca mı bu üzerindeki? Evet. Almanca yazıyor. Neden? Çünkü Almanya'ya ihraç edileceği için. Bu da güzel bir şey. Ürünlerimizin yurt dışına gittiğinin ispatı. Bakın burada bir sürü var modeller. Şu an yok ablacığım ama bu Amerikan. Bak bu Amerikan ne gülen yüz var. Kesin. Emoji. Şunu açalım bir saniye. Emoji var gençler. Emojili olanı açıyoruz şu anda da. Kime benziyor? Serdar hocamıza benziyor. Bakın çok güzel. Renkler çok canlı. Bu ben miyim? Konfeksiyon bölümünden çıktık. İlerliyoruz. Nereye giriyoruz şu anda? Şu an mamül bekleme alanı orası. Evet. Depo, boş alan. Evet, depo, boş alan. Aa, bakın, renkli renkli. Pepe mi o?
Gelmişken aldım diye ben de bir sürü para aldım. Çok canlı. Çok güzel. Çok güzel görseller. Yani baskılar harika. Evet, şurada bakın Mayer Fabrikası'nın kartelaları. Aldığımız ürünleri koyuyoruz. Harika. Görüntüye bakın. Çok iyi. Çok güzel şeyler var. Yani rengarenk. Şunlar harika ya. Şunlar açsak çok güzel şeyler çıkar. Kesin. Açalım size bir tane. Bir tane açalım hadi. Çok güzel. Bunlar zaten sadece kumaş. Örnek kumaş şöyle. Yani kumaşın bu güzelliğine bakar mısınız ya? Harika. Evet, mikrofiberlerimiz de var ama bu kadar çeşitli desenler yok. Desenler de çok güzel. Parlaklık dokuma harika. Teşekkür ederiz. Mayer Fabrikası'na teşekkür ederiz.